Hocam Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir uzman çavuşa bir hakaret oldu evet. e, doktorlar tarafından. E, ortaya atılan iddiaya göre e, uzman çavuş doktorlara farklı şekilde konuşuyor. İkinci iddia ise yani kamera kayıtlarına bakıldığında doktorların haksız olduğu hı hı. ortaya çıkıyor. Hı hı. E, bunun yanında bir doktor da şöyle paylaşımda bulunuyor. Twitter'da. Uzman çavuş bozuntusunu ameliyata alan genel cerraha kızmışım kızmıştım diyor. Ama tekrar fenalaşmış. Bu sefer de Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış diyor. Hı hı. Genel cerrah mesaj gönderiyor. Gözlerinden öpüyorum. Anladın sen onu diyor. Bunun yanında Mudanya Devlet Hastanesi, hasta size emanet. Mudanya hı hı. Devlet Hastanesi'ne sesleniyor. Uğurlama törenini bekliyoruz diyor. Evet. Daha sonra bu olay esnasında farklı bir doktor da uzman çavuşumuza küfürlü bir şekilde hakarette bulunuyor. Evet. Uzman çavuşun kamera kayıtlarında bir suçu olmadığı Ortada da değil mi? Olduğu anlaşılıyor. Evet. Iade oluyor hocam. Şimdi görünen o ki iktidarı beğenmeyen Türk tabi Tabipler Birliği bütün tabipler değil tabi de bütün hekimler değil ama o baş yöneticilerin fikrinde olanların hepsi devletin aleyhine yapabildiklerini yapmaya çalışıyorlar. Görünen bu yani. Şimdi geçen bir ayağa kalkışları oldu bunların. İstedikleri zammı alamadılar diye devlete kalkıştılar ya. Şimdi de bu tip hal ve hareketle zani devlete olan hınçlarını askerden çıkartıyorlar. Devletin askeri ya. Sanki onlar bu devletin adamı değilmiş gibi. Başka bir devletin adamıymış da bizim devletimizin askerine zor çıkartmaya çalışıyorlar. Küfür ediyor. Yok bir de çok çabuk da yalan Uydurabiliyor bunlar yani çok yüzleri de hiç kızarmıyor. Asker beni dövdü diyor. Allah'tan orada kameralar var yoksa ne yalanlar atacak haddi hesabı yok yani. Öteki asker onunla konuşuyor gayet güzel bir şekilde değil mi? Bağırıyor çağırıyor askere elini indir. Dersin şey mafya babası. Doktor değil de mafya babası yani. Asker bir şey anlatıyor şöyle eli kaldırmış adam. İndir eli. El hareket yapma. Yani bunların bir cezası müeyyidesi olması lazım tabii devletimiz açısından ama. Yani bu hale bu tabipler nasıl geldi? Bunları şimdi haklı gören kardeşlerimiz de var. Şimdi şunu biz burada beyan etmek istiyoruz ki zannedersem son 3 veya 4 senedir Şeyhimiz Hazretleri kalbimize gönderdi ilham ile şükürsüzlük üzerine sohbet yaptırdı bize. Bizim şükrümüz az. Biz az şükrediyoruz. Dankörlük yapıyoruz Allah'ın verdiği nimetlere. Defalarca bunu dile getirdik açım açım diye birileri ağlıyor. Sofrasına bakıyorsun. Kahvaltıda 10 çeşit yiyeceği var. Açım diyenin göbeği önden gidiyor. Önde bir kişi daha varmış gibi önden göbeği gidiyor. Açım diyor. Yok ötekisi 40 yaşında emekli olamadı diye ağlanıyor, sızlanıyor. Kardeşim Allah'ın nimetleri bol bol önümüzde şükredin, şükredin, şükredin ki Allah çoğalsın diye bunu defalarca dile getirdik. Hatta bakın dedi günde 40 rekat namaz kılmayı Allah bize farz kıldı. Her rekatta okuman gereken bir sure var. O sure nedir? Fatiha-i Şerif. O neyle başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinadır. Hamd edin, şükredin. Rabbimiz ne buyuruyor? Şükredin ki çoğaltayım. Le in şekertum le azidannakum. Şükrederseniz kesinlikle çoğaltırım. Ve le in kefertum. Eğer nankörlük yaparsanız Rabbinizin size hiçbir ihtiyacı yok. Bunları anlattık anlattık anlattık. Şu son kriz olana kadar biz anlattık onlar ne diyorsunuz? Millet aç, millet sersefil. İşte şöyle böyle uydurma laflarla ortalığı bulantıya verenler ve maalesef Müslümanlardan da onların gazına gelenler var idi. Şimdi aynı kişilere soruyorum. İki sene önce, üç sene önce, bir sene önce, altı ay hatta dört ay önce açız diye, yok zordayız diye, yok paramız az diye yakınanlar. Şimdi tefekkür etsinler durum bakalım. Şu son krizden sonra neyi anladınız? Neyi anladık hep beraber? Ya biz ne büyük nimetin içerisindeymişiz onu anladık ya. <laughs> Mazotumuzu aramıza koyup istediğimiz gibi geziyormuşuz biz. İstediğimiz yerde istediğimiz gibi yemek yiyormuşuz biz. İstediğimizi gidip bankaldan marketten bol bol alıyormuşuz biz öyle mi? Öyle. İlla Allah bela verecek de öyle mi anlayacaksın? İlla nimeti çekecek de öyle mi anlayacaksın? Son dört senedir buna sohbet ettik. Şükredin. Sofraya oturuyorsun hangisinden yiyeceğim diye şaşırıyorsun. O kadar nimetin var. Elhamdülillah. Hala ağlıyorsun. Yok param şu kadar az geldi. Yok ben 40 yaşında emekli olamadım. Ötekiler oldu ben olmadım. Ha şimdi gördün. Şimdi tabipler ağlıyor. Maaşa zam yapılmış. dünyada kriz var ya. Dünya çapında millet parayı almayı bırak kaçıyorlar. Alacak yağ bulamıyor, un bulamıyor. Bunun derdi ne? Almış da zammı biraz daha fazla almamış. Sanki dünyadan hiç haberdar. Biz dünyada yaşam, biz, biz yaşıyoruz. Onun için bizim dertlerimize bakın. Ya önümüzde savaş mı var belli değil. Yağımız şimdi geldi ileride olur mu belli değil. Nimetlerimiz kesilecek mi kesilmeyecek mi belli değil. Maaşını biraz zamını az almış diye bir psikolojik tavır yapıyor. Bir de kime tavır yapıyor? Devletin askerine. Yani iki ay sonra savaş çıksa onu koruyacak olan askere yapıyor bunu. Bu kadar densiz, düzensiz akılsız insanlar bunlar. Ama orada kameralarda her şey gözüküyor yani. Bu tabiplerin hal bilmez, yol bilmez, edeb bilmez halleri de. Tabii ki kimse hekime işte nameşru bir şekilde müdahale etmeye hak sahibi değildir. Onlar da kim zulmediyorsa yani tabipse tabip, hastaysa hasta. Kameralarda gözüküyor hepsi. Kim zalim ise cezasını kessin. Ne o tabip diye, ne tabibin karşısındaki milletvekili diye adaletten şaşılmasın. Şaşılmasın ki huzur olabilsin yani. Bakıyorsun hakim tabibin arkadaşıysa tabibi kayırıyor. Ötekinin arkadaşıysa ötekini kayırıyor. Ha geçen bir hafta önceki sohbetimizde geçen hadis-i şerif ne buyurdu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Men hakeme ya'dil fe aleyhi Allah muhafaza buyursun. İki kişi arasında hüküm vermesi istenildiği zaman bir kadıdan o da hüküm verirken adaletli davranmadı bir tarafı tuttu. Allah'ın laneti onun üzerine olsun dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hakimi de, hekimi de, hastası da, milletvekili de, bakanı da Hepsi adaletli olsun. Kim adaletten dışarı çıkıyorsa, kim zalimlik yapıyorsa cezasını bulsun ki huzur olsun. Yoksa ha işte hastaneler birbirine karışır, el atmazsak. Öteki taraf birbirine karışır, bu taraf birbirine karışır. Ortada zulüm alır başını gider yani. Düşünebiliyor musun? Asker gelmiş, yarın savaş kapıda gözüküyor zaten. Yarın seni muhafaza edecek, sen onun arkasına saklanacaksın belki korkaklığından dolayı. Bir de ondan sonra diyeceksin ben vergi verdim tam beni koruyacak. Bir de böyle havalanacaksın. Gelecek yanına sana bir şey soracak. Elini indir bilmem de bilmem ne küfür edeceksin. Bunların cezası kesilmeli ve yani böyle caydırıcı bir cezalar olmalı bunları. Yoksa yani günden güne Türkiye rezalete doğru gidiyor, kaosa doğru gidiyor. Eğer önünü tutmazsak mahvolacak yani.